Evet, herkese yeniden merhabalar. Madem Keçios'u kurduk, şimdi de Keçios'la ilgili düzenlemeleri yapıp Rust ortamını hazırlayalım. Çünkü amacımız Rust eğitimleri için kullanıcıları ya da izleyicileri bilgilendirmek. Şimdi Keçios bir Arch Linux tabanlı işletim sistemi ama bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. Dediğim gibi ben Keçios'u kullanmamın sebebi şimdilik iki sebebi var. Tane genel sebebi var. Biri Wayland'ın çalışması, diğeri de Pacman'in multi-thread şeklinde çalışan bir versiyonu var. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama bu biraz Pacman'dan farklı. Şimdi öncelikle bir programlama diliyle ilgili kod yazmak istiyorsak bize bir editör lazım. Editör dediğimiz şey aslında programlamanın neredeyse en önemsiz kısmı. Hangi açıdan en önemsiz kısmı? Bilgisayar açısından en önemsiz kısmı. İnsanlar mesela editörü programlama dilinin kendisi zannederler ya da işte çok önemli bir aracıymış gibi düşünürler ki ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yardımcı bir araçtan başka bir şey değil. Hesap makinesinden bir farkı yok benim nazarımda. Nasıl ki hesap makinesi bizim karmaşık işlerimizi yapmamıza kolaylık sağlıyorsa, editör de program yazmak için, kod yazmak için bize kolaylık sağlıyor. Olay bu. Ha, ama tabii ki yaptığı kolaylık çok fazla oluyor. Bu da değerli kılıyor yani editörleri. Editör demişken şimdi aslında hep bir sürü editör var. Bakın mesela terminalde nano dediğimiz şey bir editördür. Burada istediğiniz gibi kodları yazarsınız ama fare etkileşimi çok kısadır. Efendime söyleyeyim komutlar burada zaten yazar. Kontrolle beraber buraya baktığınız zaman bu kısa yollar kendi işini görür. Kullanılması aslında basit. Ctrl X'e bastığınız zaman da çıkış yapar. Eğer değişiklik yapmışsanız kaydedip etmeyeceğinizi sorar. Şu anda mesela biz kaydetmedik. Hiçbir değişiklik yapmadık. Dolayısıyla olduğu gibi çıktı. Dosyayı da kaydetmedi. Nano bir editördür aslında. Ama amacı bir programlama diline yönelik bir editör değil. Sadece bir text dosyasını açar. Başka bir işlevi yok. Genie var mesela benim sevdim. Burada yüklü değil ama mesela Pacman -s genie dersem kurulur. Bu bizim Pacman paket yöneticimiz. Başka kim var? Kate var mesela. Bu da biraz daha gelişmişi. Genie'nin biraz daha gelişmişi. Genie de mesela bütün dillere göre renklendirmeleri yapar ama mesela bir VS Code kadar değildir. Bizim burada birkaç tane aracımız var kullanabileceğimiz. Birincisi VS Code. Herkes mesela bunu kurar ilk olarak. Çünkü en çok bilinen editör budur. Özellikle Windows kullananlar için. Arch Linux'a da kurmak aslında bu kadar. Burada mesela Pacman'ın dikkat ederseniz birkaç tane paket beraber indiriyor. Yani tek defada tek paket indirmiyor. Bizim normalde Manjaro'da veyahut işte RTX'te veyahut Arch Linux'un kendisinde de aslında single thread yani bir defada bir paket indirme mantığı var. Bu aslında biraz gereksiz. Multithread bunlar için 10 numara bir iş aslında. Çünkü birbirinden ayrı indirilen paketler gerçekten de ayrı ayrı threadslerde indirilebilir. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Kurulum anında ama tek thread çalışır. Çünkü paketler birbirine bağlı olduğu için işte iki tane paketi beraber kurayım derseniz o iki paket birbirine bağlıysa bağımlıysa çakışma yaşar. O yüzden kurulum anında single thread, indirme anında multi thread kullanıyor ve üstelik çok da hızlı yapıyor. Mesela biz burada işte VS kodu indirdik. Bu. Gayet güzel. Buradan bunu seçiyoruz ya da bunu seçiyoruz. Bitiyor. Bunun dışında işte gelip buradan NIF file de diyebilirsiniz. A.RS diyelim mesela. İşte nereye kaydedilsin? Buraya kaydedilsin. Kaydet. Ama mesela burada Rust olduğunu bilse bile, uzantısından dolayı Rust olduğunu bilse bile şu anda Rust Analyzer yok. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Öncelikle Rust'ı kurmamız lazım. Bizim sistemimizde Rust yok. Balkonu bir kuralım. Balkon bir tane
browser, Internet Explorer gibi, Edge gibi, Chrome gibi. Ben de tabii Firefox var ama Firefox benim standart tarayıcım olduğu için onu açmayı tercih etmiyorum. Buradan gelelim Rust Lang diyelim. Bakalım neler varmış. Arkadaş vazgeç artık ya. Demiyorum ya. Of. Install diyelim tekrar. Şimdi bu Linux için kuracağımız komut ama ayrıca Windows için de kurabilirsiniz. Windows için normalde bir exe'si var. Burada sanırım buralarda bir yerde olması lazımdı ya. Zıkkımın kökü ya. Other installation methods. Buradan tıklayıp Windows için gerekli olan kodları da bulabilirsiniz. Nerede var mesela? Bu. Bir GNU sürümü var. Bir de MSVC var. GNU Windows ortamında GNU'nun GCC'sini kullanarak derleme yapar. Diğeri de MSVC'yi kullanarak derleme yapar makine dilinde. Her ikisi de olur ama benim tavsiyem bunu kullanmanızdır. Windows platformları için. Bunu indirirseniz zaten bu bir exe'dir. Otomatik size kurar. Ama biz Linux'ta şu komutu kurarak aslında kurulum yapıyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Aslında burada curl denilen komut internetten dosya indirir. Şimdi biz burada mesela bu kısımları biraz parametre olarak kullanıyor. Güvenlik uygulamaları falan bunları indiriyor. İndirdikten sonra pipe ile sh komutuna yolluyor. Sh komutuna yolladığı zaman indirdiği dosyayı bu sh.rastap.rs'de bir tane dosya var. Bu dosyayı bizim bilgisayarımıza indiriyor. Daha sonra indirdiği bu sh dosyasını sh komutuyla çalıştırıyor. İndirsin. Şimdi normalde düz bilgisayar kullanıyorsanız birinci aşamayı biri seçer gidersiniz. Ama eğer sallıyorum bir Raspberry falan kullanıyorsanız ya da ARM veyahut PowerPC falan kullanıyorsanız 2'yi seçip customize yani kendinize özelleştirilmiş haliyle kuruluma devam edebilirsiniz. Şimdi biz mesela burada kurduk. Burada neyi kuruyor? Birincisi mesela Rust'ı kuruyor. Sonra Clippy'yi kuruyor. Sonra Rust dokümanlarını kuruyor. Rust standart kütüphanesini kuruyor. Rust C kuruyor. Rust C compiler'ı. Rust derleyicisi yani. Bakalım. Bir yapsın kurulumu. Evet. Hala bitmedi. Kuruyor. İndirmeler bitti ama kurulumlar bitmedi. Kurulumlar da bir bitsin. Tamam. Şimdi burada bir tane detay var. Şimdi biz mesela burada pacman komutu veriyoruz ya Linux'ta. Bu pacman komutu aslında bir tane binary dosyayı ya da bir tane işte sh dosyasını ya da herhangi bir komutu aslında çalıştırıyor. Peki bu komut nerede? Bilgisayar bunun nerede olduğunu nasıl biliyor? Aslında olay şu. Biz bilgisayara diyoruz ki bizim komutlarımızın yeri işte şu klasörde, şu klasörde, şu klasörde, şu klasörde biz komutlarımızı saklıyoruz. Dolayısıyla sen burada bir komutu ararken bu klasörlerin içinde ara diyoruz. Tamam. Şimdi biz Rust'ı sistemin geneline kurmadık. Sadece ev dizinine kurduk. Mesela ben başka bir kullanıcıya giriş yapsam bu bilgisayarda, bu işletim sisteminde. Orada Rust yok. Rust'ı tekrar kurmam lazım. Ama sistemin geneline kurduğum zaman o program bütün kullanıcılar tarafından da erişilebilir vaziyete geliyor. Tabii kısıtlama yine yapabiliyoruz ama dosya bütün bir sistemde saklanır.
Fakat burada şu anda Rust benim ev dizinime kuruldu. Dolayısıyla burada diyor ki, bak diyor, sen bunu kurmak istiyorsan, kullanmak istiyorsan bilgisayarına Home dizinindeki kargonun içindeki nfish komutunu gir ki, daha doğrusu onu yol olarak göster ki kargonun veyahut Rust'ın komutlarını görebilsin. Mesela bakalım görüyor mu? Kargoyu görmüyor mesela, bakın. Şu anda kargo görünmüyor. Ama ben şimdi şu komutu girdiğim zaman, source, şu komutu girdiğim zaman önce şöyle bir gösterelim. Şimdi bu home aslında bir değişken. Fish telini kullanıyoruz biz. Home bir değişken. Bu değişken neyi ifade ediyor? Benim ev dizinimi ifade ediyor. Yani şu anda terminali kullanan kullanıcının ev dizinini ifade ediyor. Sonra diyorum ki ev dizininin içinde kargo var. Kargonun içinde n var. N var, n fish var. Aslında normalde n'dir ama benim sistemim fish kabuğunu kullandığı için, telini kullandığı için fish diye bir tane ek yapmış. Bunu yazdığım zaman bakalım neler var. Bakın burada dosyanın içeriği şu. İşte burada kargo bin içindekileri set x set yap. Set'e ekle anlamında bir komut var. Yani kısaca biz şunu söylüyoruz. Eğer biz source şu komutu girersek, biz artık şunu bir nevi yazmış oluyoruz. Bunu çalıştıracak. Nedir bu da? Kargo bin klasörünün içindeki komutları çalıştırabilir hale geleceğiz. Mesela ben kargo yazdığım zaman bu kargonun şu anda nerede olduğunu bilmiyor. Ama şöyle yazarsam, bakın tam yolunu yazarsam, bin kargo. Bakın kargo burada. Ama benim bilgisayarım henüz bu kargonun burada olduğunu bilmiyor. Fakat ben kalkıp şu komutu da girsem aslında olur. Bu arada. Şöyle. Bakın bu komutu gireyim. Şimdi kargoyu görecek. Gördü. Ama hani garanti olsun diye bunu değil de şunu sorce kaynak anlamında, şuradaki komutu kaynak olarak kullan dediğim zaman yine aynı komutu bir nevi kullanmış olacak. Dolayısıyla benim kargo bin içerisindeki komutları da pet yoluna eklemiş olacak. Yani komutların yoluna eklemiş olacak. Dolayısıyla ben artık kargoya ait, Rust'a ait komutları girdiğim zaman sistem bunları görebilecek. Şimdi bu binin içerisinde Rust C de var. Rust Tap da var. Rust başka ne var? Rust Tap aslında var. Rust yine bir bakalım. Cat ya da şöyle. LS on kargo bin. Neler varmış? Kargo varmış. Kargo Clippy, FMT, Miri, Clippy Driver, RLS, Rust Analyzer. Bizim için önemli olan şu anda bu. Başka neler var? Başka Rust App var gibi gibi. Rust LLDB var mesela, bakın. Bu LLDB de yine bize lazım editörler için. Şimdi tekrar dönelim VS Code'a. Burada eklentilere bakıyoruz. Rust eklentilerine. Rust ile ilgili bir eklenti var mı yok mu? Varmış. Rust install diyelim. Dememize gerek kalmadı. Gördü. Şimdi mesela bir tane komut yazalım. Print ln. Görüyor mu acaba? Ya da print ln yazalım. Henüz eklenti devreye girmedi sanki. Bunu kurmamıza aslında gerek yok, sistemde vardı ama herhalde kendisi bunu ayrıca istiyor. Gerek var mıydı? Tam emin değilim. Hala eklentiyi kurmamış bu arada.
Tahmin ettiğim gibi şu anda diyor sende zaten Rustlang var. O yüzden iki tanesi birbiriyle çakışıyor diyor. Ben bunu kaldırıyorum. Sadece bu kalsın. Tekrar vs kodu çalıştıralım. Bir bakalım. Burada print ln görecek mi? Görmüyor. Niyeyse. Print. Niye görmüyor? Rust Analyzer'ı yok mu acaba? Terminali bir bakalım, çalıştıralım. İş terminali var. Rust ca.rs. Evet, yani Rust C çalışıyor ama hala ilginç bir şekilde Rust Analyzer çalışmıyor. Tekrar deneyelim. A32 görmüyor hala. Buraya gelelim bakalım. A dediğimiz zaman 3A ne alaka ya? A bize hiçbir uyarı vermiyor. Buradan VS Code Linux Rust. Depol git lan. Hala kendi Rust Analyzer'ını kur. Burada öyle göstermiş. Acaba kendi Rust Analyzer'ını mı istiyor? Rust. Biz bunu kurduk. Şöyle bu birbirine çakışıyor demiş. Bunu restart extension. Şimdi mesela bir deneyelim. A 5. Hala bile bir etkisi yok Rust Analyzer'ın. Bakalım biraz daha bu VS kod neden düzgün çalışmıyor diye. Şimdi tekrar bir deneyelim. Burada amacımız hani komutları görüyor mu görmüyor mu bunu test etmek ama hala gördüğünüz gibi STD görmüyor. Normalde burayı tamamlaması lazım. Ama tamamlamıyor. Bu biraz sıkıntı işte. Bunun ayarlamalarına gitsek.
VS Code. Şimdi yine hayır, ha bu defa geldi, tamam. Bu VS Code için gerekli olan ayarlamalardı. Tabii ben VS Code kullanmıyorum ama eğer siz kullanıyorsanız VS Code'u bu şekilde kurabilirsiniz. Extension'ları kuruyorsunuz. Gerisi sıkıntı yok. Şimdi burada tabii de bilmeniz gereken bir şey var. Şimdi bu mesela bir kargo projesi değil. Bu düz bir Rust dosyası. Dolayısıyla bu bir proje olarak tasarlanmamış. Yani içinde kargo komutlarını kullanabileceğiniz bir ortam şu an tam olarak yok. Hani yine kargoyu kullanırsın ama biraz katakulliye getirmeniz gerekiyor sistemi. Şimdi bunu derlemek için biz neyi kullanıyoruz? Rust'i kullanıyoruz aslında. Bu komutla bunu göstermem lazım. Şimdi biz, burası da terminal bu arada, unutmayın. EBD diyorum. Bakın benim şu anda içinde bulunduğum klasör home libre klasörü. Benim dosyam home libre a.rs dosyası. Ben Rust'i diyorum ki derle. Kimi a.rs'yi derle. Zaten ikisi aynı klasörün içinde olduğu için şak diye görüyor. Eksi o a. Burada normalde C derleyicisinde eksi o output olarak kullanılıyordu ama burada niyeyse tanımamış. Yoksa tanımış aslında. Bakalım. Şimdi ls komutunu bir girelim. Bakalım dosyalarımızda neler varmış. Bakın burada bir tane a dosyası var. Bir tane a.rs dosyası. Bu şu. a.rs dosyası aslında düz bir text dosyasıdır. Başka hiçbir nanesi yok. Yani çok özel bir dosya değil. Rust komutlarımızı sakladığımız bir dosya. RS ise onun türünü belirtiyor sadece. Yoksa istediğiniz türde verebilirsiniz aslında o RS dosyası uzantısı olarak. Ha, Rust derleyicisi biraz dırdır eder ama sonuçta mantıken en azından dosyanın türünden ziyade içeriği her zaman önem arz ediyor. Burada ben A derken, eksi O A derken diyorum ki A.RS dosyasını derle, derlediğin zaman binary dosyasını A olarak kaydet. Mesela ben B olarak kaydettim. Bakın bu defa B dosyası var. İkisi de aslında aynı binary dosya. Binary dosya dediğimiz şey şu. Bilgisayarın işlemcisinin direkt olarak anlayabildiği komutlara sahip olan bir dosya. Mesela ben burada B'yi A.RS gibi bir editörle açamam. Mesela nano A diyeyim. Bakın bu A dosyasının içeriği bizim için anlamsız ama işletim sistemi için anlamlı. Bunlar instructions'lar, yani işletimcileri için anlamlı olan komut kümelerini barındırıyor. Şimdi dolayısıyla bunları biz çalıştırdığımız zaman, mesela A.RS dosyasını biz VS Code ile açtığımız zaman aslında A.RS dosyasını çalıştırmıyoruz. Çalışan şey VS Code. Ya da burada biz nano a.rs dediğimiz zaman da a.rs'yi işlemciye çalıştırmak için göndermiyoruz. Aslında burada çalışan kod nano. Ama nano'ya biz diyoruz ki şu dosyayı aç diyoruz sadece. Nano da gidiyor o dosyayı açıyor. Aynı şey VS Code için de geçerli. VS Code'a diyoruz ki a.rs'yi aç. O da gidiyor o text dosyasını açıyor. Ama biz A dosyasını çalıştırdığımız zaman buradaki fark şu. A dosyasını işlemciye gönderiyoruz aslında. İşlemciye diyoruz ki al sana komutlar. Al bu komutları çalıştır. Dolayısıyla bu çalıştırılabilir. Yani execute edilebilir dosya anlamına geliyor. Aynısı Windows'ta exe uzantılı dosyalar için geçer. A diye yaptığımız zaman Linux'ta çalışır. Nokta A. Çalıştım. A diye çalıştırmaya çalışırsanız olmaz bu arada. Neden? Çünkü A komutunu sistemde arıyor. Sistem az önce size gösterdim, anlattım, o pet yolunda arıyor. Yani A'nın işte ya user bin klasöründe olması lazım, ya işte cargo bin klasöründe olması lazım, ya da user share local bin klasöründe olması lazım.
birkaç tane petimiz var. O petlerden bir tanesinin içinde tanımlanmış olması lazım. Ama biz bu A'yı herhangi bir yerde tanımlamadık. Fakat bu A'yı nokta slash A şeklinde yaptığımız zaman execute ediyoruz. Yani direkt olarak bunu işlem sistemi bu A dosyasını çalıştırıyor ve buradaki komutları işlemciye gönderiyor. Fakat ben mesela sudo dpa user bin. Buraya bakın gönderdim. Şimdi A'yı çalıştırabilirim. Neden? Çünkü A artık pet içerisindeki bir tane klasörün içerisinde. Dolayısıyla çalışabilir. Yani terminal bu komutun nerede saklandığını biliyor. O pet yolunda onu gördü ve çalıştırdı. Şimdi bu VS kod içindi. Ben VS kodu çok fazla kullanmıyorum. Başka hangi alternatiflerimiz var? 1. Lapça. Lapça'yı kurmak aslında aynı şekilde gayet basit. Pacman-s Lapça. Tabii Pacman yetkili kullanıcı olması lazım. Bakın Lapça'yı buradan şak diye kurabilir. Fakat Rust araçları geçmişi çok uzun zamana dayanmadığından dolayı genelde test aşamasındadır ve her yeni sürümü çok büyük değişiklikler içermektedir. Dolayısıyla şu anda benim Pacman ile kurmak istediğim sürüm 0.4 sürümü olsa bile GitHub'daki Lapça kodları aslında bundan çok daha yeni kodlar barındırıyor. Şimdi ben burada paketi kurduğum zaman Lapça'nın derlenmiş halini bana Arch Linux deposundan indirip kuracak. Kurulumu gayet basit. Efendim söyleyeyim, zaten derlenmiş halde. Dolayısıyla benim sistemime kurulmasında herhangi bir engel yok. Gayet basit. Ama bu eski bir sürüm. Yeni sürümünü kurmak istiyorum. Fakat yeni sürümünü ben nasıl kuracağım? Ya Lapça'yı olduğu gibi GitHub'tan bütün kodlarıyla beraber indirip sonra işte Lapça klasörünün içerisine girip kargo build-r demem lazım. Bu şekilde mesela derleyecek. Efendim mesela söyleyeyim, sonra da bunun yollarını falan filan ayarlamak gerekiyor. O yüzden bayağı bir arengirli işler. Fakat biz bunu Arch Linux'un güzel bir sürümü var. Aur deposundan indirebiliriz. Aur deposu şu demek. Diyor ki sen eğer biliyorsan ne yaptığını, bizim Aur'da işte henüz depoya atmadığımız projelerin kodlarını eğer derlemek istiyorsan derleyerek alabilirsin. Ya da biz bunun güvenliğini tam sağlayamadığımız paketleri kurmak istersen Aur'dan kurabilirsin. Aur archlinux.org sisteminde. Bunu yine Aur Arch Linux geliştiricileri tanımlamış. Biz buradan yice komutu sayesinde Aur'dan paketleri kurabiliyoruz. Bakın mesela Lapça desem, yice-s Lapça desem bana yine Arch Linux'un deposundan kuracak, yani derlenmiş halini. Fakat ben Lapça git desem, tabi diyeceksiniz nereden biliyorsun git olduğunu. Aslında Lapça dediğimiz zaman bize arayabilir. Şimdi bakın burada catch olsun Lapça git'i var. Yani her gün Lapça'dan alıyor derlenmiş halini, git derlenmiş halini her gün depoya atıyor. Bir de Aur'da var. Aur'da ise derlenmiş hali değil, git hali var. Bir de burada Lapça nightly bin var. Yani gecelik derlenmiş hali var. Aslında Lapça git'i yapmaya gerek yok. Lapça nightly git desek git'teki son sürümünün gecelik derlenmiş halini indirmiş oluruz. Tabii bunun için Pacman kullanmıyoruz. Yay kullanıyoruz. Yay biraz daha Aur için bize kolaylık sağlıyor. Hangisini kuralım? Lapça git'i kuralım. Catch olsun deposundan indirsin. Kurdu. Çok hızlı kuruyor bu arada. Hakikaten inanılmaz hızlı kuruyor. Bakın bu da yine Lapça. Ben beğeniyorum şahsen bunu ama biraz hata veriyor. Öyle söyleyeyim. Buradan dosyadan yeni bir dosya yükleyelim mesela. Bakın yüklenmedi. Neden? Çünkü bizim bilmem XDG desktop
portal çalışmadığından dolayı hata veriyor bu akılımız. Bir türlü olmuyor. Ama gördü, açtı. Tamam, sıkıntı yok. Bakın bu da, şimdi eklentilerine girelim. Eklentileri şurada. Şimdi burada install dediğimiz zaman Rust'ı kurmuş olduk. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama CargoTOML'dan şikayet ediyor. Yani aslında Rust'ı gördü ama bu diyor bir Rust projesi değil. Yani bir proje klasörü değil. O yüzden kargo düzgün çalışmayacak diyor. Bu çok önemli değil. Eğer istiyorsanız proje olarak derlediğiniz bir dosyayı açarsanız bu uyarıyı görmeyeceksin. Şimdi önemli olan bakalım tanıyıp tanımadığı. Print. Yani görecek mi? Tam emin değilim. Görmüyor şu anda. Şu anda görmüyor. Henüz tam olarak görmüyor. Ne var? A diyelim. Bu da hala olmadı. Rust Analyzer. Tamam, doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. ARS de burada. Başka bir şey yok gibi görünüyor. Ama Rust Analyzer biraz sıkıntı çıkarabilir. Yani ilk etapta kurulumlarda biraz sıkıntı çıkarıyor. Şimdi tekrar LabJ'yi bir çalıştıralım bakalım. Bu illa proje mi istiyor ya? Belki ben proje kullanmayacağım. Sana ne ya? Muhtemelen bu Rust kargo projesi istiyor. Açıkçası ben onu şu anda kurmak istemiyorum. O yüzden çok da önemli değil. LabJ zaten LabJ ile ilgili bir probleminiz varsa açıkçası buradan da sorabilirsiniz. Kargo projesi oluşturmak lazım. Şimdi ben şöyle kurayım. Kargo new deneme diye bir tane oluşturalım. Oluşturdu. Şimdi ben geliyorum, bunu kapatıyorum ve diyorum bana bir tane folder'ı aç. Denemeyi aç dedim. Burada kargo bu defa çalışacak. Bakın uyarı vermedi. Main dosyası da burada. Bir bakalım. Bakın bu defa bütün her şeyi yüklemiş oldu. Demek ki LabJ düz bir Rust dosyasında değil de Rust projesi içerisinde çalışıyor. Çünkü kargoyu da çalıştırıyor. Bu da yani bence çok da gerekli değildi ama yapacak bir şey yok. Böyle çalışıyor. Bu da LabJ. LabJ'yi kullanmak isterseniz bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. CargoTOML dosyası burada. Tabi bunu daha sonraki eğitimlerde anlatacağız. Rust'ın üzerine eğildiğimiz zaman. Şimdi son olarak ben iki tane proje için birkaç tane araç kullanıyorum. Birincisi Western kullanıyorum. Yani ne VS kodu kullanıyorum şimdilik ne de LabJ'yi. İleride LabJ'yi kullanmayı düşünüyorum. Onun da sebebi şu. LabJ Helix desteği verecek. Şimdi ben neden VS Code kullanmıyorum? VS Code bir defa benim içime sinen bir program değil. Artı ben çok da öyle editör bağımlısı biri değilim. Yani çok muazzam özellikleri olan şöyle havada kaçan Copilot ile yardım eden sevmiyorum öyle. Yani bütün bir kontrolü de bir editöre verip tembel tembel oturmayı sevmiyorum. O yüzden editör bağımlısı değilim. LabJ'yi normalde kullandım ama grafik editörleri yani işte butonlarla, fareyle çok fazla haşır neşir olduğum editörler hata verdi. Ben de dedim ki Vim gibi bir program kullanayım. Ama Vim'de sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Yani siz Vim'i çalışabilir hale getirmek için bayağı bir uğraşıyorsunuz. İşte Rust derleyicisi olarak kullanmak istediğinizde bayağı bir emek sarf ediyorsunuz. Sadece ayarlamalar için. Tabii ben daha sonra baktım. Helix aslında modern bir Vim. Yani Vim'in bütün özelliklerini
almış ve hiçbir ayar yapmamıza da gerek kalmadan kod yazabileceğimiz ortamı bize sunmuş. Şimdi aynı şekilde biz Helix'i de kullanabiliyoruz. Burası Alacrity. Mesela Alacrity dediğimiz şey bir terminal değil mi? Ben burada Helix'i kullanabilirim ama tek bir pencerede, tek bir alanda kullanabilirim. Çok da sevmiyorum bunu. Şimdi öncelikle bir Helix'i kullanalım. Pacman-s Helix dediğimiz zaman sudo Pacman. Helix'i bu şekilde kurmak mümkün. Ama ben Helix'i bu şekilde kullanmak istemiyorum. Neden? Çünkü Arch Linux paketleyicileri bunu biraz daha farklı paketlemişler. O yüzden bazı komutlar farklı çalışıyor. Ben o yüzden direkt kaynağından indiriyorum. Şöyle ki. Şimdi diyelim ki siz GitHub'da bir tane Rust projesini derlemek istiyorsunuz. Git clone https github.com helix editor helix. Helix'in adresini söyledim, klonla dedim. Şu anda bütün bir GitHub'taki klasörünü benim bilgisayarıma şu anda indiriyor. İndirdi. Bakalım neredeymiş. Bakın burada Helix klasörü burada. CD Helix diyerek ben bu klasörün içerisine girdim. Sonra diyorum ki kargo ney? Build derle eksi R. Normalde R Release modda derle. Yani performans için en üst seviyede derle. Fakat bir derleyelim bakalım ne olacak. Normalde benim sistemdeki Rust versiyonu 1.79 ama niyeyse ben ne zaman Helix'i derlemek istesem başka bir versiyon kuruyor. Sonra çakışma ortaya çıkıyor. Biraz sıkıntı çıkarıyor açıkçası. Ama neyse. Şimdi Rust'ın 1.74 versiyonunu kuracak ve derlemeye başlayacak. İndirdi. Şimdi tek tek kurmaya başladı. Şimdi de Helix'i kuruyor. Bakalım. Bayağı da hızlı kuruyor benim sistemim maşallah. Bir kursun az kaldı zaten. Bu arada yani şöyle söyleyeyim. Gençler genelde internette işte gördükleri en azından eğitim videolarında şunu görüyorlar. İşte komut ekranını görüyorlar bunun gibi. İşte terminal görüyorlar ya da çok garip arayüzler falan görüyorlar ve bundan ürküyorlar. Burada ürkeceğiniz çok fazla bir şey yok. Emin olun en önemli şey Rust'ın kodlarını anlamanız. Geri kalan her şeyi zamanla çok basit bir şekilde anlayacaksınız. Bunu mesela işte Rust'ı derlemek, ilk etapta bütün derleme aşamalarını bilmek falan filan çok önem arz etmiyor. Onu öğrenmek bir komuta bakar. Onu anlamak bir tane dokümanı okumakla eşdeğerdir. Ama Rust'ın değişkenlerini anlamak, Rust'ın veri yapılarını anlamak işte o mesela
mevzudur. Ya da bir problemi sahip olduğunuz bilgiyle çözebilmeyi düşünmek. Bunlar önemli. Yani sakın bu ekrana bakıp aa ne kadar zormuş, ben bununla nasıl başa çıkacağım. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendisi yapıyor. Ben sadece basitçe bir komut verdim. Bu komutta neydi? Kargo bu yıl. Dedim ki bu kargo projesini derle, bu yıl derle anlamına geliyor. Eksi R de release modda derle. Release modda derlemezsek daha hızlı derler ama daha yavaş çalışır. Release modda ise yavaş derler ama hızlı çalışır. Şimdi biz Helix'i derledik. Peki derleme dosyası nerede? Kargo bir klasörü, yani bir projeyi derlediği zaman dosyamızın ismi aslında HX diye bir tane dosya. Nerede bu peki? Şöyle CD target release modda aslında. Release moddaki bin klasörü olacaktı. Bir ne var bakın burada gördüğünüz gibi HX dosyası bizim esasında Helix. Bakın böyle yaptığım zaman Helix çalıştı. Fakat ben bir derleyici de ne yapacağım şimdi? Diyeceğim ki bana bir Rust projesi aç. Boşluk tuşuna basıyorum, bakın burada bana yardımcı olabilecek bütün her şeyi gösteriyor. F, küçük F, Open File Picker. Bastım. Dedim ki bana dosyayı aç. Hangisi? Main RS dosyasını aç. Bakın burada main RS olan dosyaları bana açtı. Ama gördüğünüz gibi aslında çok da bir şey yok. Bakın burada zaten not düşmüş. Language Server Excited çıktı. Yani şu anda Rust derleyicisi bunun içerisinde çalışmıyor. Rust Analyzer çalışmıyor. Bunun için tabi ayarlamalar yapmak gerekiyor. Birazdan yapacağız. Ama ben Helix'i ve terminali nasıl kullanacağım? Şimdi tek bir tane Helix penceresi açsam bu biraz ne bileyim alışık olmadığım bir şey. Ben o yüzden mesela bakın buraya geliyorum. Şuradaki kısa yollara bakın. V W nasıl pencere aç diyorum. Daha doğrusu pencereyi parçala. Nasıl parçalayalım? Mesela burada vertical right split. Dikkatinizi çekerim. V'ye. Normal V'ye bastığım zaman dikey yeni bir pencere açacak. Ve ben kalkıp burada bu defa file picker seçtiğim zaman sallıyorum mesela şunu açalım. Bakın burada açıldı. Şu pencerede açıldı. Aynı şekilde yine boşluk tuşu W. Bu defa horizontal dediğim zaman horizontal'dan niye açmadı? Tekrar seçelim. Horizontal'da neymiş? Bakın horizontal bir tane pencere açtı şurada. Dikkat edin. Burada bir pencere, burada bir pencere, burada bir pencere. Şimdi pencereler arasında biz fareyle de giriş hareket edebiliyoruz. Yani çok büyük bir fare kontrolü yok ama bazı fare hareketlerini de kontrol edebiliyoruz. Bunun hem Alacrity sayesinde oluyor hem de Helix sayesinde oluyor. Yani Alacrity'de fare dokunuşlarını bilgisini veriyor Helix'e. Helix'te buna göre işte hangi pencere seçilmiş ona göre hareket edebiliyor. Şimdi Helix'ten çıkmak için de bakın yine boşluk tuşuna bastık. Bakalım neler var. Global Search var, Replace var, Pasta Clipboard. Burada çok fazla bize bir şey söylememiş ama şöyle söyleyeyim. İki nokta, yani Shift ile beraber noktaya bastığımız zaman Helix'e ait bakın bir sürü komut burada mevcut. Şimdi Q'ye bastığım zaman bu çık anlamına gelir. Ama diyelim ki siz bir değişiklik yapmışsınız ama o değişikliği henüz kaydetmemişseniz şunu yaptığınız zaman değişiklikleri iptal ederek çıkar. Ama ben herhangi bir değişiklik yapmadığım için Helix'ten çıktım. Fakat hangi Helix'ten çıktı? Sadece aktif olan Helix'ten çıktı. Fakat hepsinden çıkmak istersem Q, All. Bütün pencerelerden çık dedim. Bütün pencerelerden çıktı. Ama dediğim gibi Helix bir miktar sıkıntı. Len diyorum. Len'e link oluşturmak için bir tane komut. Hx'i at diyorum. Nereye atsın? Tom klasörünün içerisindeki kargo binin içerisine at. Şimdi bir bakalım Helix bu defa gördüğünüz gibi pet'in içerisine bunu attığımdan dolayı artık Helix komutunu
çalıştırabilirim. Ama unutmayın, bu ben link oluşturdum. Dosya oluşturmadım. TX dosyasının linkini Cargo Bin klasörüne attım ki pet içerisinde görünebilsin. Her yerde TX komutunu kullanabileyim, çağırabileyim. Mesela sallıyorum, F komutuna gidelim. Bu F komutu mesela TV'de yazalım. Home Libre klasörü diyeyim. TX'i burada da çalıştırabilirim. Neden? Çünkü pet içerisinde böyle bir komut artık var. Şimdi başka ne var? Başka Helix'i gördüğünüz gibi şöyle çalıştıralım. Şimdi Helix'te pencereleri şöyle ikiye ayırdığınız zaman Helix'te bu pencereyi sağa sola götür getir falan filan yok. Yani çok fazla pencere esnekliği yok aslında. Fakat Helix'in kendisi yeterince güçlü. Yani siz düz Alacrity ile beraber Helix'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben Alacrity'de neyi sevmiyorum? Alacrity'nin kendisi pencere sistemini kullanmıyor. Yani demek istediğim, mesela Alacrity'yi burada ikiye bölemiyorum. Ya da işte bir tab açamıyorum. Bu benim için uygun bir yöntem değil. O yüzden geliyorum aynı şeyi Helix'teki gibi bir yöntemi Western ile yapabiliyorum. Yay -s Western git. Western'in git versiyonunu kuruyorum. Bunun için sisteme Rust'ı kuracak ama ben sonra diyeceğim ki kurulum bittiğinde Rust'ı kaldır. Western'i de kuralım. Sonra Helix'in Rust dokümanlarını kuralım ve buradaki eğitim burada bitsin. Ama tabii Western bayağı uzun sürüyor. Onu söyleyeyim. Bayağı dosya boyutu bayağı büyük. Neden bir terminalin boyutu bu kadar büyük bilmiyorum. Eleştirebileceğim tek şeyi budur desem çok yanlış olmaz. Bir terminal bu kadar büyük dosya boyutuna sahip olmamalı. Bakın ne kadar boyutu var ya. Nereden bakarsan bak 1 GB'a yakın bir dosya boyutu var ya. Hakikaten 1 GB. 1 GB'lık ne kullanıyorsunuz arkadaş? Yani terminal uygulaması bu. Alacrity'nin işte meşhur olmasının sebebi bu. Alacrity diyor ki ben öyle ıvır zıvır işlerle uğraşmam. Ben çok da öyle karmaşık işlerle uğraşmıyorum. Al sana terminal, hızlı çalışıyor, düzgün çalışıyor, güzel çalışıyor. Al kullan. Gerisine karışma diyor mesela. Doğru bir yerde, yani ben çok da yadırgamıyorum Alacrity'nin yöntemini. Gerçekten de bir terminal bu kadar şaşalı olmamalı. Bu kadar büyük bir boyutu olmamalı. Yanlış anlaşılmasın. Şu andaki indirdiğimiz şeyler komutlarının olduğu dosyalar. Yani Western'i çalıştırdığımız zaman terminal uygulaması olarak 1 GB'lık bir dosya çalıştırmayacağız aslında. Bunlar sadece komutları. Aha. Exit. Paket. İptal ederim. Şöyle git. Clone. HTTPS. GitHub. Helix değil de bu defa Western. Western. Şöyle olması lazımdı. Dosyasının tam yolu. Bakalım. Evet. Doğru. Burada biraz daha azını aldı. Çok fazla değil boyutu dikkat ederseniz. 48, 50, %13 diyor. Tam boyutu nedir anlayamadım burada. Çok fazla bir boyutu yok yine de öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 100 MB, %20 ise 500 MB'a düştü evet burada. Burada da yine aynı Helix'teki gibi işte GitHub'tan Rust projesini indirdik. Sonra onu yine bizim sistemimizde Rust kurulu olduğu için kargo ile şak diye kurup derleyeceğiz aslında. Yine tabii bunun hem indirilmesi uzun sürüyor hem derlenmesi uzun sürüyor açıkçası. Bunun tabii bir güzel tarafı var. Bir defa indiriyorum. Yani benim bilgisayarım temiz halde olduğundan dolayı aslında hepsinin tamamını şimdi indiriyor.
Fakat diyelim ki yarın da ben Western'in yarınki kodlarını da almak istiyorsam, yeni kodları varsa eğer, tutuyorum sadece git pull diyorum. Şimdi Western indi. CD Western diyelim. Bakın şu anda bu klasörün içerisindeyiz. Dolayısıyla ben geliyorum yine kargo bu yıl eksi R diyorum ve Western'i derlemeye başlıyorum. Tabii Western biraz daha büyük bir proje. Çok fazla alan kaplayabiliyor. Bu arada Western için şöyle bir dosya lazımdı bana. Neredeydi? Yedek. Bunun içinde miydi? Yok. Burada değil. Şurada. Burada mıydı? Western. Şunu alacağım sadece. Şu klasörü kopyalayayım. Bana lazım olacak. Birazdan geleceğim. Şuraya atacağım açıkçası. Buradaki config'in içerisine yapıştıracağım. Neden? Biraz ayar yapmışım burada. İsterseniz onu da açayım. Şöyle bir ayar yapalım. Bakın Kate ile açtı bu arada. Sadece opacity'yi biraz değiştirmişim. 0.5 yapmışım ama ben bunu 0.7 yapayım. Daha güzel oluyor. Tam bir saydamlık vermiyorum. Yani Western saydam olsun dedim. Çok da saydam olmasın ama. Yok artık be. 700 tane dosya, proje dosyası var. 700. Gerçekten Western çok büyük bir projeye dönmüş. Bu şişkinliği aslında keşke yapmasalar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla. Yani bir terminal uygulaması için bu kadar büyük bir proje gerekli mi? Tam emin olamıyorum. Ama benim için hani güzel tarafları olduğundan dolayı ben Western'i kullanmayı tercih ediyorum. Ha, bu arada işte terminal ne, Western ne, Alacrity ne? Bunlar terminal uygulaması. Helix ise editör ama komut satırında çalışan bir editör. Yani henüz benim söylediğim, kullandığım bu kavramlar sizin için karmaşık geliyorsa dert etmeyin. Bunlar yolda öğrenilebilecek şeyler. Yani farkına varmadan öğreniyorsunuz aslında. Nasıl ki yani bir çocuk konuşmayı, bazı kelimeleri öğrenebiliyorsa siz de aynı o şekilde yani yaşarken öğreneceksin o kavramları. Ama tabii işin içinde olmanız gerekir biraz. Bir süre sonra ha Western şuymuş, ha tamam anladım diyebileceğiniz bir duruma geçiyorsunuz. O yüzden kavramların böyle kavramlara çok fazla kafa yormayın. Aa zormuş ben kullanamıyormuşum demeyin. Zor değil aslında. Anlaması da zor değil. Öyle anlamak için de çok büyük dokümanlara falan bakmayın. Bu gibi konular için diyorum. Ya tek başınıza öğrenmekte zorlandığınız şeyler için doküman kurcalamanız önemli tabii. Bit artık arkadaş. Biraz daha bekleyeceğiz. Bit, 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 bit.
Hadi. Felix'in Felix Trust. Documentation, installation, language support. Şimdi bakalım bitti mi? Evet. Yine buraya Elen diyorum. Target'in içerisinde release modda Western diye bir dosya var. Bunu yine kargonun içerisine atıyorum. Bu ev dizini, bu kargo bin. Şimdi Western, bakın Western fish. Tam komutunu girmem gerekiyor ama. Niye burada çalışmadı? Aha. Western niye ise burada çalışmıyor. Bir de şunu da Western GUI'de bunu da alalım. GUI bunu da yine buraya atalım. Şimdi çalıştı. Western'i çalıştırdık. Şimdi Western'in güzel tarafı şu. Bu arada bu dikkatinizi çekmişse eğer çok fazla saydam. Ben çok fazla saydam olmasını istemiyorum. O yüzden neredeydi? Şurada config içerisinde Western Western Noah dosyası 7 değil de 9 yapalım. Bakın şimdi Western bir miktar daha Western mi? Heh. Biraz daha saydamlığı gitti. Böyle daha iyi. Şimdi bunu sevdiğim şey şu. Ctrl Alt Shift ve 2'ye bastığım zaman bakın yatay olarak pencereyi şak diye bölüyor. Ctrl Alt Shift 5'e bastığım zaman dikey olarak bölüyor. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Çünkü Helix ile bunu kontrol etmek zor. Yine Ctrl Alt Shift ile sol ve sağ tuşlara bastığım zaman hangi pencerenin ne kadar alan kaplayacağını da belirleyebiliyorum. Mesela yukarıya doğru yukarı tuşuna basıyorum. Bakın aşağıya yukarıya diyebiliyorum. Aktif pencereyi de fare ile yine kontrol edebiliyorum. Burada mesela bunu aşağıya çekiyorum. Bunun boyutunu biraz daha büyütüyorum. Gayet güzel. Üstelik burada tab sistemi de var. Yani ben bütün terminal işlerimi sadece şu pencere içerisinde gerçekleştirebiliyorum. Bu benim için büyük bir avantaj tabii ki. Bu yüzden Western'i kullanıyorum. Şimdi tekrar gelelim Helix'i çalıştırmaya. Bir bakalım neredeyiz? Libre'nin içerisindeyiz. CD denemeye girelim. Buraya geldik. Şimdi Helix'i burada açtığımız zaman bizim işlerimizi görecek. Ama öncesinde ben Helix'in sağlık durumunu bir kontrol edeyim. Bakalım Rust için neler gerekli. Rust. RST Rust. Rust Analyzer kurulu, LLDB kurulu değil. LLDB. Ondan sonra bakın diğerleri de yine sıkıntılı. Rust Analyzer kurulu ama diğerleri kurulu değil. Highlight yok. Text Object yok. Indentation yok. Bunların desteği yok. Bunları nasıl yapacağız? Birincisi bu biraz karmaşık aslında. Buradan olmaz. Sıkkımın kökü. Al. Bir defa yapayım. 1, 2. Al. 1, 2. Bir daha da konuşma. Grammar eklememiz gerekiyor. Birincisi onu bir yapalım. Şimdi. Komut neymiş? Bunu bir kapatalım. Pencerelerimizi kapatalım. Alacrity artık işimiz yok. Alacrity ile.
Sadece Kate var. Hani bizim Wester? Wester'imi bir çalıştıralım. Bu ne ya? Wester. Yok artık. Niye çalışmıyor Wester? Komut olarak çalış bari ya. Normalde bunun komut olarak çalışması gerekir ama niyeyse çalışmıyor. Tekrar ara kritik deneyelim bir. Ara kritide. CH mod artı X. Kargo. Beam. Wester. Yok yine görmüyor ya. Mecburen buradan çalıştıracağız. Westermi. Bunu da diğer masa üstüne atalım. Orada kalsın. Şimdi Westermi açtık. Helix'in ayarlamalarını yapmaya başlayalım. Grammar'ımız yok. Language Summal. Source Path. Source Git. Common Issue. Helix Grammar Fetch. Bütün bir grammar'ı fetch edelim öncelikle. Şöyle. Bütün dilleri buradan yükleyecek. Daha sonra işte bir de build diyeceğiz. Hx grammar build dediğimiz zaman da bu dil desteklerinin tamamını yükleyecek. Ama bir bakalım sadece Rust desek. Fetch dediğimiz zaman ancak yapıyormuş sadece. Başka alternatif yok. Bu biraz tabi uzun sürüyor. Bu arada Fetch'in bir de Grammar'ı var. Grammar içinde tam olarak ne yapıyorduk? Helix yollarını aslında yapıyorduk. Runtime. Helix Runtime. Helix Runtime Grammar. Ha. Bir bakalım. Ha, burada niye? Yok diyelim. Beş tanesini indirememiş. Önemli değil. Muhtemelen Rust'ı indirmiştir. Bize de Rust lazım. Bakalım hangilerini kurmuş. Hemen hemen hepsini kurmuş. Rust'ı da kurmuş. Birkaç tanesi hangisi kalmış?
derlenememiş, Haskell derlenememiş, EXEXSQL. Bunlar derlenememiş. Neyse, bunlar çok da bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burada önemli olan şey şu. Config, Helix, Runtime, Grammars gibisinden bir klasörümüz var. Şimdi ben burayı bir açayım. Şimdi bizim Helix'imiz nerede? Helix'imiz bakın burada. GitHub'tan indirdiğim Helix bu. Burada birkaç tane klasör var. Runtime klasörü var. Bakın burada Grammars. Bu üçü de aslında benim işime yarıyor. Ben geliyorum bunları kopyalıyorum. Nereye atıyorum biliyor musunuz? Buradaki Config Helix Runtime klasörünün içerisine atıyorum bu üçünü de. Buraya geliyorum. Config Helix Runtime. Bakın burada grammar bu kadarı var. Ama aslında bunların hiçbirine de gerek yoktu. Ben olduğu gibi bunları atabilirdim yani. Üzerine atla diyelim bunu. Grammars'a karışmasın. Query ve temayı bıraksın. Şimdi bakalım çalışmış mı? PX diyelim. Bu arada neredeyiz? PV'de. CD denemenin içine girelim. Bu bir Rust kargo projesiydi. Şimdi Helix diyelim. Bakalım iki noktaya bastığım zaman THM dersem evet. Bütün tema dosyaları gelmiş. Şimdi ben burada mesela temayı tab tuşuna basarak buradan istediğim temayı seçebiliyorum ki ben genelde bunu seçiyorum. Tabii bunu kaydetmedim henüz. Daha sonra config dosyasında Helix'in config klasöründe bunu derleyebilirim. Kaydedebilirim yani ama şimdilik buna gerek yok. Tema çok da önemli değil. Merak ederseniz zaten kendiniz kurcalayabilirsiniz. Bakın burada renkler gayet güzel. Bu arada Violant ve Western çok iyi anlaşmıyor. Alacrity mesela çok mükemmel anlaşmasına rağmen gördüğünüz gibi Enter çalışmıyor burada. Evet. Bu biraz sıkıntı. Western için sıkıntı. Neden? Çünkü Violant ile çok da uyumlu görünmüyor. Violant'ın bir miktar hala kendisini de geliştirmesi lazım. Nvidia ortamında çalışmıyor ama neyse bir kod yazalım. Kodlarımız da düzgün çalışmıyor. Ben Helix'teyim ya. İ harfine basmam gerekiyormuş. Unutmuşum ya. Pardon. Şimdi bakalım println dediğim zaman henüz herhangi bir şey yanlış yaparsam ne olur? Hala düzgün değil. Renklendirme var ama grammars düzgün değil. Acaba grammars'ı şöyle V dersek, üzerine yaz dersek. Grammars klasörü bayağı şişkin ya. Şimdi neyse biz burada bir de Helix'in sağlığına bakalım. Health diyelim. Rust'a bakalım. LLDAP kurulu değil. Bunu bir arayalım bakalım neymiş. LLVM, LLDM. LLDM. Tamam. Şu LLDB paketini kurmam gerekiyor.
yay eksi s ll db. LLVM paketini kurmama gerek var mı? Tam emin değilim. Bakacağız ama. LLDB paketini kurduk. Şimdi tekrar health sağlık durumuna bakalım. Rust ne alemde? LLDB DAP demiş. Hala LLDB'yi görmüyor. LLVM'yi kuralım. Tekrar buraya bir bakalım. Rust. Hala hepsi tamam. Bu LLDP kurulu değil diyor hala bile. LLDB. Ben de LLDB kurmadım mı? LLDB kurdum. Çalışması lazım. Şöyle bir kapatalım. Böyle. Western'i bir çalıştıralım. X health diyelim. LLDB'yi çalıştırmamış hala bile. Yine grammarı mı kursak acaba? LLDB. LLDB vs code bir bakalım. Yay eksi s lldb grep vs burada aramayı yapmadık, pardon, ds yaptığımız zaman arama yapıyor. Ldb, ldb mi? LLDB olabilir mi ya? Neyse, LLDB hala çalışmıyor. Bu sıkıntı. Ama bunu videoya yorum olarak yapacağım. Yani neden çalışmadığını ya da nasıl kurulması gerektiğini. Belki yeniden başladıktan sonra bile çalışabilir. Hala çalışmıyor. Muhtemelen yeniden başlatma isteyecek. Yeniden başlatmaya gerek kalacak muhtemelen. Bunu da yaptıktan sonra muhtemelen çalışır. Çalışmazsa da bilgilendirmeyi geçeceğim ben. Şimdilik videoyu burada kapatıyoruz. Aslında 3 tane editör için gerekli olan ayarlamaları yapmış olduk. Şimdilik hoşça kalın.